Merhabalar. Bugünkü sorularımızdan birisi hastalarımızın merak ettiği böbrek nakli sonrası yeme içme düzeni nasıl olacak? Ne yiyeceğiz, ne yemeyeceğiz, neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bana en çok gelen sorulardan birisi poliklinik şartlarında yatan hasta servis zamanında. Genellikle eğitim veriliyor koordinatörlerimiz tarafından. Ancak ben size kısa bir özet yapmaya çalışayım bu konuda. Şimdi böbrek nakli hazırlık süreci ya da böbrek nakli ihtiyacı olan hastalarımızın durumunu biliyoruz. Üremeye bağlı, yani kandaki üre ve kreatin değerinin yüksekliğine bağlı böbreklerin çalışmaması nedeniyle ciddi derecede bir diyet yapmaları gerekiyor ve diyetin sonucunda ortaya çıkan hastalığın da etkisi sonucunda tabii ki kas kitlesinde bir kayıp, halsiz, düşkün vücut durumu mevcut. Diyalize giren hastalarımız çok ciddi bir şekilde proteinden kısıtlı beslenmeleri gerekiyor. Suyu çok az içmeleri lazım. İdrar çıkarmayan hastalarımız için geçerli. İdrar çıkaranlar diyalize girerken tabii ki biraz daha şanslı. Çok su kısıtlamasına gerek yok. Bu hastalar şimdi bir anda yeni böbrekleriyle birlikte karşımıza kreatin değerleri 1-1,5 arasında yeterli idrar çıkaran, kanda üre gibi toksinlerin, zehirli maddelerin olmadığı ve iştahlarının kortizon etkisiyle iştahlarının çok açıldığı bir vücut yapısıyla karşımızda oluyorlar. Şimdi öyle bir hal oluyor ki bu hastalarda nakilden bir ay sonra mesela yakınlarının soyadı, eşinin, annesinin, babasının, kardeşinin, kızının soyadı. Hocam buzdolabından alamıyorum, mutfaktan çıkmıyor, devamlı iştah açık, işte kurban kesildi, çoğuldu, bütün eti yemeği o yedi, tatlıyı çok yiyor gibi problemler ve sonrasında ortaya çıkan, tabi bunlar güzel şeyler ama sonrasında ortaya çıkan ciddi bir obezite, kilo problemi ve ondan sonra da o kiloyu vermek için uğraşılan bir süreç karşımızda. Bunu en baştan tabii ki bir hekim olarak bizim dengelememiz lazım. Hastayı bu konuda bilinçlendirmemiz, yardımcı olmamız gerekiyor. Kullandığımız ilaç kortizon, iştahı açan bir ilaç. Kortizon kullandım o yüzden kilo aldım diyorlar ama kortizon kullanıp kilo almayan da çok hasta var. Kortizon illaki kilo almasına sebep değil. Alırken bir taraftan diyetine dikkat edip yediklerini, içtiklerini, yürüyüşünü yaparak, yeterli su tüketerek o kendi mevcut kilosunu koruyabilir. Burada öncelikli olarak dikkat etmemiz gerekenler sırasıyla bahsedecek olursak su, yeterli su tüketmemiz lazım. Ne kadar diye soruluyor. Yani 2-2,5 litre diyorum. Hani çok susadınız, çok terlediniz, ishal oldunuz ya da farklı bir ateşli enfeksiyon geçiriyorsunuz. Çok sıvı kaybınız oldu. Tabii o dönemlerde tüketilen su miktarının artırılması lazım. Vücudun ihtiyacı, hani çok az su da değil, yarım litre de değil, susuz kalmak da yanlış. Ama tutup 10 litre su içmenin de böbreğe artı bir avantajı yok. Yeterlisi, her şeyin yeterlisi en güzeli. Ona dikkat ederek tüketimi ayarlamamız gerekli. Diğer konu tuza dikkat etmek lazım. Abartılı tuz tüketimi her zaman için sıkıntılı. Kortizonun yan etkisi vücutta su ve tuz tutulumudur. Biz ilave tuz tüketimi yaparsak vücudumuz kortizonun yan etkisiyle birlikte ilave şişkinliğe neden olur. Bunu dengelemek için yeterli tuz. Hani tuzlukla birlikte kocaman tuzu atmak değil, yemeğin içindeki ya da salçanın içindeki tuz diyorum. İlave tansiyon problemi varsa tabii ki o tuzun da azaltılması lazım. Bazı hastalarımız çok titiz davranıyor. Kandaki tuzları da düşüyor. O zaman bir bulantı, halsizlik ortaya çıkıyor. Daha da düşerse daha tehlikeli durumlar ortaya çıkıyor. Onlara nadiren ben özellikle hastalarım bilir bunu. Tuzunuzu arttırın. Çok tuzsuz yiyorsunuz diyorum. Yine her şeyde az önce bahsettiğim gibi aynı suda söylediğim gibi yeterli tuz tüketimi aynı su tüketimi gibi abartılı olmayacak. Diğer konu burada yürüyüşe dikkat etmek lazım. Kiloyu koruyan tartı, hani günlük 2-3 günde bir tartılarak kilomuz yerinde mi değil mi, artıyor mu, azalıyor mu, onları gözlemlemek iyi olur. Hani bir anda 10 kilo aldı, yeni tartıldı, eyvah demektense erken önlem almak en güzeli. Tartıyla birlikte yürüyüşe dikkat etmek lazım. Hani gündüz sıcağında değil, sabah akşam güneş yokken ya da erken saatlerde ya da geç saatlerde yarım saat sabah, yarım saat akşam ya da bir saat sabah, bir saat akşam keyif yürüyüşleri böbrek nakli hastalar için çok çok önemli. Çünkü böbreğin istemediği en önemli şey stres. Yürüyüş bir bakıma stresimizi de alıyor. Hiç yürüyemeyen hastalarımız olabiliyor ağrılarından dolayı. Bu hiç yürüyemeyen hastalarda en azından yarım saatte bir şöyle bir 5-10 dakika dolaşın ya da 5 dakika dolaşın, evin içinde dolaşın diyorum. O yarım saatte böyle bir oluyor ki akşam saatlerinde toplam neredeyse yarım saat, bir saat toplamda yürümüş oluyor. Vücutlar için çok sağlıklı bir süreç. Hiç tüketilmemesi gereken böbrek nakil hastaları için greyfurt ve nar gibi ya da nar ekşisi gibi yoğun meyve konsantresi olan yiyecekler. Greyfurt veya narın ne özelliği var? Nakil sırasında kullanılan prograf, sandimum gibi ilaçlar karaciğerde ya da içerik olarak söyleyeyim takrolimus ya da siklosporin içeren ilaçlar karaciğerde eritiliyor, öğütülüyor. Bu greyfurt ya da nar ekşisi karaciğerde bu ilaçların bağlanma yerine bağlanıyor. Sonuçta bunlar öğütülemediği için kan değerleri, kandaki düzeyleri yüksek kalıyor. Ve bunların bir takım zararlı etkileri birikim sonucu başlıyor. Hem böbrekte hem vücutta. Kreatin değerlerinde geçici artışlara neden olabiliyor. Bazen öyle bir durum oluyor ki hastalar ishal ile gelebiliyor bu ilaca bağlı yan etki sonucu. Ve kreatin değerleri çok çok yükselmiş oluyor. O yüzden greyfurt, nar ekşisini kesinlikle tüketimde istemiyoruz. Ayrıca beyin gibi, sakatat gibi ürünleri de ömür boyu beyin tüketimini istemiyoruz. Sakatat tabii ilk 6 ay önerilmiyor kesinlikle. Ama temiz hayvan, bilinen bir hayvansa, temiz ellerde işleniyorsa ayda 1-2 gün hani karaciğer, dalak vesaire tüketilebilir. Ama normalde abartılı et tüketimini istemediğimiz için, bu da kırmızı et grubuna dahil olduğu için çok iştahımız, kendimiz istemediğimiz sürece 6 aydan sonra, 6 aydan öncesinde önermiyoruz. 6 aydan sonrasında da tercihe bağlı, abartmadan temiz şartlarda tüketilebilir diyoruz. Tabii kortizon kullanımına bağlı olarak diğer dikkat etmemiz gereken şey iştahımız açıldığı için abartılı karbonhidrat tüketimi. Bunun içinde neler var? Ekmek var tabii ki, işte kek, pasta, börek, baklavalar vesaire. Bunlar da tehlikeli. Ekmek ana gıdamız olduğu için öğünlerde Türk halkı olarak ekmek yemeyi çok seviyoruz biz. Mümkün olduğunca siyah ekmek diyorum. Tam buğday ekmeğinin tercih edilmesi uygun. Beyaz ekmekten kaçınmak gerekli. Miktar olarak da 1-2 dilim her öğüne ilave edilebilir. Ama yapılabiliyorsa hiç ekmeksiz öğünlerin alınması daha uygun. Sabah kahvaltısında şimdi kalktık. Canımız tabii ki zeytin, peynir, ekmek yemek istiyor. Bal, reçel, tereyağı vesaire. Bunlarda da miktarlara dikkat etmemiz lazım. Yumurta beyazı istediğimiz kadar tüketebiliriz. En sağlıklı, en kaliteli protein yumurta beyazında var. Ama kolesterol değerleri yüksekse yumurta sarısını çok önermiyorum. Haftada 1-2 gün yumurta sarısı tüketebilirsiniz diyorum. En sağlıklı gıdalarımız olan zeytin, peynirin de mümkün olduğunca tuzsuz olmasına dikkat edelim. Tuz konusunda uyanık olalım. Kolesterol değerlerimiz yüksekse de sabah kahvaltısında tereyağı vesaire bunları da tüketmemeye çalışalım. Zaten poliklinik kontrollerinde doktorumuz ya da ben hastalarımızı uyarıyoruz. Tereyağı tüketiminden kaçının diyeyim. Süt, yoğurt, peynir vesaire onları konuşurken bir şey daha söylemek istiyorum. Süt tüketiminde mümkün olduğunca pastörize süt, yani hazır marketlerde satılan uygun şartlarda paketlenmiş sütlerin tercih edilmesi gerekmekte. Diğer işte keçiden sağıldı, taze sağıldı, inekten sağıldı, geldi, içim, kaynatıp içim uygun olmuyor. İçinde bir takım mikroplar olabiliyor. Nakil hastalar için bunlar çok tehlikeli olabiliyor. Ayrıca gazlı içecekler mümkün olduğunca kaçınmak gerekli. Gazlı içecekleri çok önermiyorum. Yasak değil ama kaçınmak gerekli. Öğlen yemeklerinde ya da akşam yemeklerinde tabii ki önümüzde bir öğünde sebze yemeği, bir öğünde et yemeği tüketilebilir. Sebze yemeğinde sebzenin çok güzel yıkanmış olması gerekiyor. Yıkama sırasında yarım saat suyun içinde, sirkeli suda da bekletilebilir. Daha sonrasında yemeği yapılabilir. Et tüketiminde de bir öğün et demiştim. Bir öğün et tüketiminde normal bir porsiyon geçmeden mümkün olduğunca beyaz et, illa ki kırmızı et tüketilecekse haftada 1-2 gün diyorum. Porsiyonların miktarlarının küçük olmasına, porsiyon büyüklüğünün küçük olmasına dikkat edelim. Hani çok güzel bir laf var. Peygamberimizin önerisi, sözü, hadis-i şerif diyelim. Aç kalkın sofradan diye. Gerçekten doğru söylenmiş bir söz. Ne kadar aç kalkılırsa vücut o kadar sağlıklı oluyor. Ve hastalarımıza her zaman söylediğim şey can boğazdan gelmiyor, can boğazdan gidiyor. Bu öğün araları dediğimiz olay, hani kuşluk, ikindin ya da yatmadan önce meyve tüketilebilir. Karnımız çok acıktı, bir şeyler yemek istiyoruz. Böyle hafif az kalorili gıdalar, hani meyvedir, işte salatalık vesaire, onları tüketebiliriz. Ama tutup da kocaman bir baklava diliminden uzak duralım diye öneriyorum. Çerezler de sıkıntılı. Çerezler hem tuz içeriği yönden hem de fazla protein ihtivası yönden alınabilir. Kabak çekirdeğini hastalarımız seviyor. Yağ değerleri, kolesterol değerleri poliklinik kontrolünde yükseliyor. O yüzden çok önermiyorum. Ayrıca içki bazen bana soruluyor, tek tük hastalarımız. İşte ne kadar içebiliriz? Yıl dönümü evlilik, yıl dönümü doğum günü vesaire. İçki içebilir miyim hocam? Ne yapabilirim diye. Sağ olsunlar, genelde içki içmemeye dikkat ediyorlar. Ama sıkça sorulduğu için, arada böyle sorular geldiği için onu da söylemeden geçemeyeceğim. İlk 3 ay içki önermiyoruz. 3 aydan sonra haftada 1 ya da 2 gün 1 ya da 2 kadeh şarap ya da bira şeklinde tüketilebilir. Rakı tüketilecekse mümkünse tek kadehte kalması ve içkiyle bu tok karına almış olduğumuz böbrek koruyan ana ilaç, az önce isimlerini bahsettim, takrolimus ya da siklosporin içeren ilaçların arasında mümkünse 1 saat en az boşluk olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Teşekkürlerimle.